Evet herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Amerikan Şirketler Derneği'nin ödül töreninde geçen sene hep beraberdik. Fiziken beraberdik. Ama son bir senede içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlardan dolayı bu dijital ortamlarda yapılan etkinlikleri, toplantılara artık alışmaya başladık. İnşallah seneye tekrar hep beraber normale kavuşuruz. Ve hep beraber fiziken güzel bir otelde Derneğimizin geleneksel kutlamasında beraber olabiliriz. Her şeye rağmen bu şartlarda bu toplantıyı gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kutluyorum. Derneğimiz 2004 yılında kuruldu ve kurulduğundan beri de iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirmesi için var gücüyle, özveriyle çalışıyor. Üstlendiği önemli görevleri de başarılı yaptığını düşünüyorum ama daha çok gidecek yolumuz var tabii iki ülke arasında böyle gerginlik olduğu zaman bu gibi derneklerin çalışmaları daha da zorlaşıyor. Ama bir o kadar da daha büyük önem arz ediyor. Başarılı bir toplantı olmasını, keyifli bir toplantı olmasını diliyorum. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Evet soruya dönecek olursak aslında Koç Toplu ile Ford Motor Company arasında neredeyse 100 yıl evvel kurulan bu işbirliğinin, başlayan işbirliğinin bugünün toplantısına manasına güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki birkaç dakika içinde sizlerle ortaklıkla ilgili bazı bilgiler paylaşacağım. Tabi sorunun içinde de yenilikçi olan bölümü de bundan sonraki dönemde yapacağımız yatırımlarla bağdaştırıp size anlatmaya çalışacağım. Evet Ford Motor Company bildiğiniz gibi Amerikan sanayisinin en önemli şirketlerinden bir tanesi. Ve Türkiye'ye olan uzun vadeli inancının da biraz sonra anlatacağım başarılarda çok büyük rolü vardır. Koç Toplu ile Ford arasında kuruluş yıllarımıza uzanan, demin de ifade ettiğim gibi neredeyse bir asırlık bir ortaklık ilişkisi bulunuyor ve inşallah yakın zamanda onu da kutlayacağız. Şöyle bir tarih turuna çıkarsak, 1928 yılında bir kasa bir masa diye tarif edebileceğimiz bayilik sisteminden başlayan beraberliğimizde 1950 yıllarına geldiğinde yerli üretim aşamasına geçtik. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne gümrük birliğine girmesiyle beraber hemen bu ortaklığın başında yani başlarında 1997 yılında Ford Motor Company koç grubuyla Ford Ozosan'daki hisselerini eşitledi. Yani tam anlamda bir joint venture oldu. Ve bundan sonra aslında bu şirketin tarihinde de bu dönem bir miyeng taşı oluşturuyor. Ve biraz sonra da göreceğiniz gibi pek çok açıdan örnek teşkil eden bir ortaklık e, geliştirdik. Şöyle bir rakamlara bakarsak nereden nereye geldik diye. Bence rakamlar en çarpıcı şekilde bu ortaklığın başarısını ifade ediyorlar. 1997 yılında joint venture başlattığımızda, şirketimizde 3400 kişi çalışıyordu. Bu çalışan sayımız bugüne geldiğimizde 12.000'e bine ulaşmış vaziyettedir. O zaman 43 bin adet araba üretiyorduk, araç üretiyorduk. Bugün bu rakam 370 bine ulaştı. Dolar olarak baktığımız zaman ciromuz aşağı yukarı 850 milyon dolar iken bugünkü ciromuz yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı ihracat rakamlarını verirsen burada da büyük bir başarı hikayesi var. İşte o dönemin Ford Otosan'ı hatta o dönemin Otosan'ı diyelim daha Ford konmamıştı başına. 667 adet araç ihraç ediyordu. Yani hiç duymadın. Sadece 667 adet araç ihraç ediyordu. Bugün ise bu rakam 335 bin adete ulaştı. Yani diğer bir bakış açısıyla o dönemde 16 milyon dolar olan ihracat rakamımız bugün neredeyse 6 milyar dolara geldi. Bununla beraber şirketimiz son 5 yıldır ülkemizin ihracat şampiyonluğunu elden bırakmıyor. Şampiyon olamadığı yıllarda da genelde ikinci oluyorduk. Attığımız adımlar toplumumuzun ve elbette ülkemizin ARGE, inovasyon ve katma değerli üretim kabiliyetlerine büyük katkı sağladı. Sadece şirketin için değil, şirketimizle beraber şirketimizin değer zincirinde bulunan tüm yana, yan sanayi şirketleri de gelişti. Pek çok yan sanayi şirketimiz bugün bizim dışımızda Ford Motor Company'nin Türkiye dışındaki fabrikalarına da yan sanayilik e, yapıyorlar. Yani bu sonuçtan ülke olarak, şirketimiz olarak, Türk otomotiv sektörü olarak ne kadar gurur duysak az diyebilirim. Her iki tarafta bu güvenin, bu iradenin güçlenecek, süreceğine inanıyor. Yani ülkemize olan inancımız, güvenimiz ve yatırımlarımız devam edecek. Yenilikçilik penceresinden baktığımızda ise Ford Otosan kurumsal tarihi Türk otomotiv sanayi açısından pek çok ilki içerir. Burada da bir tur yaparsak, birkaç örnek verirsek, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini ve dizel motorunu, fabrikamızı ürettik. 2009 yılında Ford Otosan otomotivin ana vatanı olarak tarif ettiğimiz Amerika'ya ihracat yapan ilk Türk otomotiv firması olarak bir ilke daha imza attı. Yılda 30 bin adet Transit Connect ihracatı yapmıştık. Toplamda ise ülkemizden Amerika'ya 200 bin adet araç ihraç ettik. Bununla beraber şirketimizin kabiliyetlerini ne kadar geliştiğini göstermek için şunu söyleyebilirim. Bugün bir aracı sıfırdan yani kağıt üzerinde bir çizimden bir ürüne dönüşene kadar motoru da dahil olmak üzere ihtiyaç olan her türlü kabiliyeti bir aracı komple tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek tüm yetenek ve altyapıya sahip durumdayız. Son 5 yılda Türkiye'de hem ihraç ettiğimiz araçlarıyla hem de son dönemde verdiğimiz mühendislik hizmetleriyle iki alanda da ihracat şampiyon olduk. Ford markası Avrupa'da ticari araç pazarının lideridir. Yani tüm Avrupa'nın ticari araç konusunda lideri Ford markasıdır. Ford markalı araçlardır. Bu araçların %80'den fazlası ise şirketimiz Ford Otosan'da üretilmektedir. Yani şöyle diyebiliriz, Ford Otosan bugün Ford için Avrupa'da ticari araç kalesidir. Ticari araç üretim üssüdür. Kocaeli Fabrikamız, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Sanayi 4.0 öncü fabrikalar ağına dahil edildi. Böylece dijital dönüşümde de tüm dünyada örnek tesis olarak yani tüm dünyadaki otomotiv fabrikaları arasında örnek tesis olarak gösterilen 4 otomotiv fabrikasından biri olmayı başardı. Biliyorsunuz Eskişehir fabrikamızda kamyon üretiyoruz. Eskişehir fabrikamızda ürettiğimiz F-Max kamyonumuz 2019 yılında uluslararası yılın kamyonu seçildi. Bununla beraber Kocaeli'de ürettiğimiz custom hibrit elektrikli aracımız ise yılın ticari aracı ödülünü aldı. Ancak bunlar bugüne kadar size verdiğim başarı örnekleri hem rakamsal olarak hem ödül olarak nereden nereye geldiğimizi daha iyi anlatabilmesi için paylaştığım bazı örnekler. Ama daha bize göre yolun başındayız. Daha yapacak çok işimiz var. Şöyle ki son yıllardaki tüm küresel belirsizliklerin üzerine gelen bir pandemi krizi bununla beraber iki ülke arasındaki son dönemdeki gerginliklere rağmen biz yatırımlarımızı durdurmayı bir an bile düşünmedik. Hatta tam aksine iki ortak olarak Ford Otosan'da ülkemizin geleceğini güvendik. Konjonktürel gelişmelerden etkilenmeden Ford Motor Company ve Koç Toplu olarak uzun vadeli değer yaratma vizyonumuz ile var gücümüzle çalışmaya, elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Şimdi bu son derece önemli. Çünkü bana göre son yıllarda ülkemizin en büyük eksiklerinden bir tanesi sanayiye gelen yatırımlar. Biz sadece Ford Otosan'ı burada konuşmayalım ama koç toplu olarak da yine uzun vadeli düşünceler çerçevesinde ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bunu önemli buluyorum çünkü biz sanayiciler son yıllarda sanayi yatırımlarındaki düşük seviye hareketliliği diyelim, yatırım hareketliliğini gelecek açısından büyük sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Ve ülkemizin gerçek potansiyeline kavuşması için de sanayi yatırımlarının artması gerektiğine inanıyoruz. Biz de kendi işlerimizi buna göre kurgulamaya çalışıyoruz. Ford Otosan'a dönersek, Türkiye'nin ilk ve tek entegre elektrik araç üretim tesisi olma hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin ilk batarya montaj fabrikasını kurmak için de çalışmalara başladığımızı duyurmuştuk. Burada Ford'un ilk tam elektrikli aracını üretmeyi hedefliyoruz. Bu da son derece başarılı olan Türk otomotiv sektörü içinde çok büyük bir adımdır. Çünkü otomotiv sektöründe elektrik araçların pazar payı diyelim tahminlerimizin de, de çok üzerinde ilerliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de Ford Otosan ile Türk özel sektörün en büyük yatırımlarından birini yapacağımızı duyurmuştuk. Bugün çok daha fazla size bilgi vermek isterdim ama henüz her şey sonuçlanmadığı için birazcık sufle yapacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Bu yatırım 21 milyarı aşacak. 10 yıl sürecek. Yani 2026'dan sonra full kapasite olacak. Elektrikle ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceğiz. Bununla beraber Avrupa'da büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için bugünkü kapasitemizi 650 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 650 bin araçlık kapasitenin %90'dan fazlası büyük bir ihtimalle ihraç edilecek. En azından planlarımızı buna göre yapıyoruz. Bu sayede ihracatımız da bugünkü halinin yani biraz evvel 6 milyar dolara yaklaştığını ifade ettiğim ihracatımızın da İnşallah iki katına çıkaracağız. İstihdam olarak bakarsak ne katacak ülkemize? Ford Otosan olarak yani direkt bizde çalışan 12 bin kişilik istihdam 15 bine yükselecek. Yani 3 bin kişilik yeni istihdam yaratılacak. İleriye dönük stratejik bir atılım olarak değerlendiriyoruz bu yatırımı. Ve bu yatırımın yan sanayide de yaklaşık 15 bin kişilik bir istihdam yaratacağını öngörüyoruz. Yani aşağı yukarı bu yatırım seviye neticesinde Türk otomotiv sektöründe 18 bin kişilik yeni istihdam imkanı yaratılmış olacak. Türk otomotiv sanayinin geleceğe taşımaya, küresel arenada rekabet gücünü arttırmaya büyük katkısı olacağına inanıyoruz. İnşallah bu yatırım gerçekleştiğinde, sonuçlandığında ve işte üretim rakamları demin ifade ettiğim seviyelere geldiğimizde hem ülke otomotivine büyük bir katkı otomotiv sektörüne büyük katkı sağlamış olacak. Hem ülke sanayisine hem de inşallah başka markalar için de örnek bir yatırım olacak ve diğer markalarda da Türkiye'deki yatırımlarını arttıracaklardır. Sözlerime son verirken bir kez daha derneğimizi, yönetim kurulunu ve tüm çalışanları kutluyorum. Bu gecenin gerçekleşmesinde emekleri geçtiği için. İleriye dönük olarak da şöyle birkaç kelime etmek istiyorum. Derneğimize çok iş düşecek. İki ülke arasındaki son dönemdeki ilişkilerin gerginliğini, sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Bunun konjonktürel olmasını diliyorum. İki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri ülkemizin değerini, kıymetini daha anlaması gerektiğini, Bizim hassasiyetlerimizi daha iyi anlaması gerektiğini, bizim de karşı tarafın serzenişlerine daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun konjonktürel olmasını diliyorum. Ama her şeyin önemlisi yıllardır stratejik ortaklık dediğimiz iki ülke arasındaki işbirliğinin ticari anlamda da belli bir seviyeye gelerek gerçekten stratejik işbirliğimiz var, stratejik dostumuz var diyebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bana sorarsanız tarihsel olarak bakarsak ticari konularda geri kaldık. İki ülkenin de potansiyeli ortada. İnşallah daha evvel ifade edilen 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalayabiliriz. Zaten bu konuları yakaladığımız takdirde diğer sorunların da bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Bu bağlamda derneğimize de çok büyük görev ve vazife düşüyor. Her daim yolunuz açık, şansınız bol olsun diyorum ve bununla beraber herkesin yeni yılını kutluyor. Hepimiz için kabus gibi geçen 2020'yi sevinçle geride bırakıp hepimize daha umut, daha mutluluk verecek ama her şeyden önemlisi daha sağlıklı bir 2021 yılı diliyorum.